geceler ayrılıklar vurur bizi. Sabahları dar geceler ayrılıklar vurur bizi. Sabahları dar geceler. Aman bu çamaşır makinesi de iyice eskidi artık. Merdanesi bile çalışmıyor. Elimde sıkacağım artık. Şöyle diyorum ki, az yiyip kendimize tam kurutmalı otomatik bir çamaşır makinesi alsak ne iyi olur. Şimdi işin yoksa dipfriz gibi balkona gidip bunları as. Of. Ama neme lazım. Tertemiz yapmış çamaşırlarımı vallahi. Ay. Rahmetli Kamil'imin çamaşırlarını giysilerim az mı yıkadı bu? Yok yok. Vallahi kıyamam buna. Hatırası var. Dar geceler, kabus gibi dar geceler. Suzan Hanım'ın evinin tam karşısına asayım da temiz çamaşır nasıl yıkanıyormuş görsün. Tertemiz, tertemiz misler gibi. Göze çöp battı, gördün mü nasıl? Ay olamaz. Ay üstelik Cavir Bey'in balkonuna düştü. Ah ben düşseydim de süfyan yerinde kalsaydı. Ah ne yapacağım ben şimdi? Ay şimdi durup dururken Aykut Işıkları programına konu olduk. Ah ay. 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 Yetişin çocuklar. Yetişin, çok fena bir şey oldu. Çok fena. Çok fena. Ne oldu anne? Süt yedi bir balkondan aşağı düşürdüm. Anne niye telaşlanıyorsun? İçinde sen yoksun ya. Ama saçmalama be. Süt yerimi Cavir Bey'in balkonda düşürdüm. Pencereyi aç, perdeyi arala. Gireceğim rüyalarına. Sırf inat senin cici babana. Aa, üzülme be anneciğim. Aşağıya inersin. Cavir Bey, süt yerimi düşürmüşüm. Alabilir miyim dersin? Sen delirdin galiba. Süt yerimi Cavir Bey'in balkonuna düşürmemi kim bilir kendisi nasıl yorumlar değil mi? Latife Hanım, süt yerinizi benim balkonuma düşürdüğünüze göre sizin de gönlünüz bendedir herhalde diyecek değil mi? Aa, niye öyle şeyler söyler mi? Hadi oradan canım, adamın elinden gelse donunu benim balkona yukarı doğru fırlatın. Hangi elimle yaptım bunu ben? Sen de yardım ettin ona değil mi Aslı? Olsaydı da böyle tehlikeli zannedir onu gönderseydim. Geldim ula, kuş kapı geldim. Kimleri görüyorum? Görmenize gerek yok Cavit Bey. Alt tarafı ben ve şurada kek var. Yoksa yine akşam rakı şişesine balık mı oldunuz? Beni yanlış anladınız Latife Hanım. Ben size saygıdan dolayı kimleri görüyorum dedim. Bu tarihi günü kime neye borçluyuz acaba? Bugün kek yapmıştım da kızlar Cabir amcaya da götürelim. Belki kokmuştur, bir yeri şişmesin dediler. Siz bana boş tabak getirseniz bile mahvulümdür. Mühim olan kettegil, keki getiren ellerinizdedir. Buyurun içeri geçin. Laleli'deki Rus kızlardan aldığım kaçak nefis çayım var. İçelim. Evet. Ah ulan Süt ya, seni almak için nelere katlanıyorum. Ah ulan kapı. Ah ulan Cemz kapı. Daha önce böylesini gördün mü hiç ha? Vay bana, vaylar bana. Eviniz ne kadar güzel Cavir Bey. Hala siz içinde olunca bir kat daha güzelleşiyor. O kadar güzel değil ama... İşte biraz daha iyi bir evim var sayılır ha. Aa, şuradan da manzarası pek güzelmiş. Evet, şöyle koltuğa buyursaydınız Latife Hanım. Yok yok, böyle iyi. Nerede bu sütyen ayol? Yoksa bu fetişes bulup sakladı mı? Latife Hanım. Evet, burada gördüm. Buradaymış. Latife Hanım, burası kendi eviniz sayılır. Şöyle buyurun oturun ha. Nasıl olsa ileride bir gün sizin de olacak. Ne diyorsunuz siz Cavit Bey? Lütfen saçmalamayın. Hem siz çay yapmayacak mıydınız? Şöyle
tavşan kanı gibi bir çay içilir değil mi? He valla, sizin için degil tavşan kanı, kendi burnumu kanatırım, kanından bir çay damlarım valla. Yok yok, burnunuz kendinizde kalsın, şöyle normal bir çay lütfen. Süt yiyen bir tatbikatı başlıyor. Latife Hanım! Efendim? Ah buyurun, çayınıza kamelya mı yoksa tomurcuk çayı mı katayım? Hiç önemli değil, ne katarsanız katın. Hatta mutfakta ne varsa hepsini katın. Latife Hanım! Ay, efendim! Pardon, eşekliğime verin. Verdim. Çayınızı koyu mu içersiniz yoksa açık mı diye sormayı unutmuşum. Koyu olsun, bayağı koyu olsun. Hatta siz birkaç kere demleyin. Böyle içime de birdenbire ateş bastı. Valla çok acayip kadınsınız Latife Hanım. Değil mi? İçinizde kat kaloriferi mi vardır nedir? Benim kıçım donuyor, sizin içiniz yanıyor yo. Ya evet, siz çaya bakın. Ay nihayet kazasız belasız kavuşuyorum sütlerime. Çayınızı fincanda mı yoksa ince belli bardakta mı içersiniz Latife Hanım? Alt kata düştü, alt kata. Ah, belin kırılır inşallah Cabir emi. Ah, yani sabahtan beri soru soruyorsun. Sanki yaptığın çayla dünyayı kurtaracak mısın gibi. Bir saattir soru soruyor. Latife Hanım! Beğendin mi yaptığını? He valla beğendim. Biraz sonra çayımızı afiyetle içip kekimizle birlikte yeriz ha. Çayı bu kadar geciktiren adamla oturup kek yiyemem. Çayınızı da kendiniz içiniz. Durun Latife Hanım, nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Tabii ki bir alt kata. Çayı bu kadar geciktirirseniz keklerin son kullanma tarihi geçecek ayol. Müsaadenizle ben açayım ha. Merhaba Cabir Bey, merhaba Latife Hanım. Merhaba, biz Cabir Bey'le doğalgaza geçme meselesini kek üzerinde tartışıyorduk da. Tabii canım, bunlar gayet doğal şeyler. Bir yerde de ihtiyaç tabii. Yalnız burada doğal olmayan bir durum var. Bu süt yiyen Cabir Bey'in balkonundan benim balkonuma düştü. Kimin acaba? Kimin olabilir ki? Tabii ki Cabir Bey'in. Benim olacak değil ya sirayet. İnce ince, Yasemince her mevzuya.